Odasını açtırın. Birazdan geliyorum. Evet evet şimdi. Tamamdır. Ha evet Leyla Hanım, yanımda. Tamam, hemen söylüyorum. Mert, ben sana söylemeyi unuttum. Leyla Hanım seni acil yanına bekliyordu. Kusura bakma, böyle anahtar heyecanı falan unuttum yani. Sen şey yap, git Leyla Hanım'ın yanına. Ben monitör odasına giderim. Sen işin bitince gelirsin yanıma. Yok yok, ben gideyim. Sen sonra gelirsin. Tamam? Ya Leyla Hanım bana kızar sonra. Mert, sen hallederiz. Git yanına şimdi. Ya gidip gitmemek benim kendi kararım Sinem. Sana niye kızsın? Allah Allah. Hadi gel. Esin'cim yavaş, ben alacağım seni. Gel kızım. Yavaş. Tutun bana. Dayan bana. Daha iyisin değil mi? Sabır kızım, az kaldı. İyi misin? Anne başım dönüyor biraz ya. Tatlım az kaldı. Hadi sabret biraz. Anne. Ya ne oldu bize? Deniz nerede? Ay, bilmiyorum kızım. Ay sen boş ver şimdi Deniz'i. Kendini toparlamaya çalış. Senin ne işin var Deniz'le? Ya Aysel teyzelere gitmiştik. İşte kıyafetleri falan götürmeye. Ondan sonra oturduk biraz. Çay falan içtik hatta. Deniz'le kalktık. Sonra bir ağzıma benim mendil dayadı. Gerisini zaten hatırlamıyorum ki. Ah be güzel kızım. Ben seni kaç kez uyardım. Deniz ve çevresinden uzak dur dedim sana. Anne, ya takıldığın şey bu mu senin? Ben bazı şeyleri hatırlamadığımı söylüyorum sana. Hem sen nerede buldun beni? Deniz de yok zaten ortada. Biliyor musun nerede olduğunu? Ama neredeyse nerede? Hak ettiği yerdedir. Ona bir şey olmaz, merak etme sen. Hala aklım almıyor. Ben senin ne işin vardı o evde? Yani sana yakışıyor mu Deniz'in mahallesinde olmak? Anne ya iyiyim dedim işte, tamam abartma. Sana bir şey olsa ben ne yaparım? Yaşayamam. Tamam iyiyim, bir şeyim yok. Lütfen odama çıkar artık beni. Tamam hadi gel. Sonunda her şey istediğim gibi. Efendim? Elbiseler hazır mı? Tamam, geliyorum o zaman. Görüşürüz. Araba neredeydi? Esin, şimdi içeri giriyoruz ve kimseye bir şey belli etmeyeceğiz. Tamam mı? Anne ne oluyor ya? Sen beni nerede buldun? Hem o adamlar kimdi? Deniz de yok. Deniz'e bir şey mi oldu? Esin uzatma. Ne olduysa oldu. Bak ben ne diyorsam onu yap. Deniz sen kimseye bahsetme. Yani soran olursa da bilmiyorum de. Anladın mı? Tamam anne, tamam. Anladım. Öykü'yü mü arasam? Hı. Ya da yok. Suçsuz olduğunu kanıtlayayım, ondan sonra arayacağım. Öyle daha iyi olur tabii. Ay! Sinem? Başım döndü de birden. Yani dışarı çıkıp biraz hava mı alsak? Ben sabahtan beri hiçbir şey yemedim de Mert'in. Hadi dışarı çıkalım. Yo, sen çık al dışarıda havanı. Ben şu işi halledeyim. Ha, yok, içim rahat etmez benim. Ben de geleyim seninle. Abi, birkaç kayıtlara ihtiyacımız vardı. Tamamdır Meprek. İşte. Kim yapmış olabilir ya? Kim? Öykü! Kızım bir bakar mısın? Bir saniye geliyorum.
Aysel ben çıkıyorum. Hadi selametle. Aysel hayırdır, benim bilmediğim bir şey mi var? Ne oldu? Bildiğin şeyler Şevki. Vurdum duymaz bir kocam. Dağlar kadar da borcum var. Halledeceğim Aysel. Hatamı telafi edeceğim. Ne olursun sen de bu kadar çok yorma kendini. Baba. Efendim kızım. Çıkıyor musun? Ha çıkıyorum kızım ya. Ya arkadaşlar birkaç iş bulmuşlar da onlarla bir görüşeceğim. Bir bakayım onlara bir. Tamam. İyi şanslar babacığım. Sağ ol kızım. Hadi görüşürüz. Şeytanın bol olsun diyecektin herhalde. Eksik söyledin. Ya tövbe et de anne, yapmaz bir daha. Sen bir şey mi isteyecektin benden? Madem evdesin bir işin ucundan tut kızım. Vallahi yetiştiremeyeceğim diye korkuyorum. Özlemişim ustanla çalışmayı. Hadi bakalım çırak. Bu evi ancak kadınlar kurtarır. Umarım sürprizimi beğenirsin Deniz. Efendim Özgür. Alo Çınar. Her şey hazır, ona haber vermek için aradım. İstediğiniz zaman gelebilirsiniz. Tamamdır, ben bir saate Deniz'i alır gelirim. Görüşürüz. Tamamdır, görüşürüz. Cezalandırıyor beni. Yok. Pes etmek yok Ela. Çınar'dan sonra bir de Yalçın'ı kaybedemezsin. Er ya da geç açacaksın telefonu. Defa pabuç pahalı Ela Hanım. Biraz da sen uğraş bakalım. Merhaba Suzan abla. Hoş geldiniz Çınar Bey. Buyurun, bir şey mi istemiştiniz? Denize bakmıştım. Yani evde bulamayınca mutfaktadır diye düşündüm. Ama burada da yok anlaşılan. Deniz Hanım çıktı. Çıktı mı? Nereye gitti? Ben de bilmiyorum. Yalnız büyük bir valiz vardı elinde çıkarken. Ben herhalde seyahate çıkıyorsunuzdur diye düşündüm. Valiz mi? Yalnız mı gitti peki? Ben birini görmedim. Peki giderken nereye gideceğini ya da kimle görüşeceğini falan bir şey söyledi mi? Benim bir bilgim yok Çınar Bey. Bir açıklama da yapmadı. Zaten çok uzaktan gördüm. Belki Ahu Hanım'ın bir bilgisi vardır. Bir sorun mu var Çınar Bey? Yok Suzan abla, yok. Bir sorun yok. Ben arar sorarım Deniz'e, merak etme. Kolay gelsin. Bir daha bana haber vermedin, okula bile gitmeyeceksin. Sen benim her şeyimsin. Sana bir şey olsa ne yaparım ben? Özür dilerim anne. Ben sadece... Tamam kızım, tamam. Hadi yorma kendini. Ben Suzan'a söyleyeyim, sana yiyecek bir şeyler hazırlasın. Ben her şeyi senin için, bizim için yapıyorum kızım.
Öyle olmasını ister miydim hiç? Affet beni. Merhaba yenge. Deniz Esin'in yanında mı? Yok, Esin tek başına odasında. Ben Deniz'i evde hiçbir yerde bulamadım da belki Esin biliyordur dedim. Bence Esin'i rahatsız etme. Yani kız saatlerdir odasından çıkmıyor. Yarın sınavı var, çalışıyor. Ama bu arada Deniz'in yaptığı da çok ilginç. Senin haberin yok demek. Ya, elinde bavulu görünce ben de pek anlam veremedim. Neyi haber verecekti yenge? Yenge ne demeye çalışıyorsun anlamıyorum. Görünen köy kılavuz istemez Çınar'cığım. Yenge bir dakika. Sen Deniz'in nerede olduğunu biliyor musun? Bunu mu demeye çalışıyorsun? Sen kocası olarak karının nerede olduğunu bilmiyorsan ben nereden bileceğim Çınar? Tek bildiğim bavuluyla çıkıp gitti. Sana nerede olduğunu söylemediğine göre kafasında bir planı olmalı. Öyle değil mi? Sen? Evet aşkım benim. Serdar. Bebeğim. Çıksın. Uyandın mı bir tanem? Neredeyim ben ya? Aşkım burası benim evim. Benden kaçmana gerek yok bir tanem. Ben sana asla zarar vermem. Yaklaşma bana. Dokunma, benim ne işim var burada Serdar? Deniz bir tanem sakin olur musun? Bir sıkıntı yok. Bak konuşmak için buraya geldik. Serdar yaklaşma dedim sana. Uzak dur benden. Tamam bir tanem sakin ol. Ben sana asla zarar vermem Deniz. Lütfen gel oturup konuşalım. Esin? Esin nerede? Ne yaptın onu hayvan herif? Ne yaptın Esin, Esin nerede? Bir tanem Esin güvende sakin ol. Tamam Esin güvende. Yaz. Deniz sen beni tanıyorsun. Ben kimseye zarar veremem. Ben yalnızca seninle konuşmak istiyorum bir tanem. Bak burada kimse bizi bulamaz. Artık Çınar da yok. Ben seninleyim Deniz. Serdar yaklaşma bana, bak uzak dur benden. Deniz. Tamam bir tanem. Bak sen biraz sakinleş tamam. Ben şimdi gidiyorum. Sen de biraz kafanı dinlersin. Kafanı toparlarsın. Sonra geldiğimizde konuşuruz olur mu? Benim seninle konuşacak bir şeyim yok. Hastasın sen. Deniz. Deniz bak ne olur benden kaçma. Ben hasta değilim. Bak Çınar seni kendi yalanlarıyla zehirlemiş değil mi? Ha? Kendi yalanlarını alet etmiş seni. O yüzden böyle konuşuyorsun. Ama bak artık Çınar yok. Artık ben varım Deniz. Lütfen benden kaçma. Tamam anladım. Sen açsın. O yüzden sinirlerin bozulmuş değil mi senin? O zaman ben gideyim yiyecek bir şeyler getireyim sana. Ne yemek istersin bir tanem? Tamam. Hatırladım. Özgür kafede değil mi? O salamlı sandviçi çok seviyorsun sen. Tamam. Ben sana ondan getireceğim. Aşkım. Peki tamam. Gideceğim sana yemek getireceğim. Ondan sonra beraber oturup güzel güzel konuşacağız tamam? Ruh hastası. Kalbimi kırıyorsun. Hemen geleceğim. Beni merak etme. Serdar! Serdar aç kapıyı, bak beni burada bırakma, çıkar beni. Bir tanem yarım saate geleceğim, beni merak etme. Serdar bak yapma bunu lütfen.
telefonunu niye buraya bırakmış ki? Aceleyle mi çıktı acaba? Aysel'e niye bir şey mi oldu? Dur bakayım. Sonra Ranan'larda kimle buluştuğu bellidir nasıl olsa. Serdar? Bütün günün kayıtlarını inceleyelim. Belirli bir saat aralığı var mı Mert Bey? Saat 5 gibi depoya girdik biz. İşte kontrolleri yaptık, sayımları yaptık. Bütün mallar oradaydı. Saat 6 gibi çıktık desek... işte 5.30'dan sonraki bütün kayıtlara bakalım. Tamamdır Mert Bey. Nasıl olmuş? Aa, bitirdin mi? Ay çok güzel olmuş kızım. Aferin sana. Ay benimki de laf. Herhalde Leyla'nın boşu boşuna bütün defilenin sorumluluğunu sana vermedi. Ama bak böyle güzel çalışırsan seni maaşlı asistanım yaparım. Leyla Hanım'a falan bırakmam ona göre. Şimdi senin bağırmanı hiç çekemeyeceğim baba. Yok. Yine yok. Ne oldu hayatım? Nuran, Serdar nerede? Bilmem, işi vardı. Erken çıkmıştır. Ne zaman lazım olsa senin bu oğlun ortadan yok oldu ya. Tekin, yine ne oldu Allah aşkına? Ya bak bu çocuk senin stres topun değil, evladın. Ya kime sinirliysen git ondan hırsını çıkar. Yeter ama artık. Bence de yeter artık. Yani bence de yeter, gerçekten yeter artık Nuran. Senin bu oğlun var ya... kendinden başka kimseyi düşünmeyen bir asalak haline geldi. Yemin ediyorum bu böyle. Koca beylerle iş ilişkimizi bitirdiği yetmiyor. Şimdi kalan işlerin tamamını savsaklıyor. Bak yapılması gereken bir tür iş var. Beyefendi ortada yok. Ama kabahat bende. Kabahat bende, Serdar'a güvenirsen olacağı bu. Bitti mi? Bitti. İyi, ben dışarı çıkıp hava alacağım. Yakında o havayı hep beraber alacağız zaten. Alo, Ümit. Bana Serdar'ı bul. Hemen. Bir sürü şey getirdim. Hem de neler neler. Ağzın suyu akacak. Parmaklarını yiyeceksin. Özgür Kafe'den salamlı sandviçim. En sevdiğinden. Bitmedim. Eğer doymazsan diye çok güzel bir kumru. Sıcacık. Hala kokusu üstünde bir tane. Ondan sonra içeceklerimiz var. Meyve suyu. Kola ama tavsiye etmem, zararlı. Ve soğuk çayımız var. Eğer beğenmediysen başka şeyler de getirebilirim bir tanem. Söylemen yeterli. Bırak beni, eve gideyim lütfen. Tabii ya. Sen çok daha iyilerine layıksın. Ya bak beni bugünlük idare et, olur mu? Sana söz veriyorum. Yarından sonra kuş sütü bile eksik olmayan sofralarda yiyeceksin. Serdar. Efendim bir tanem. Bak böyle olmaz. Öyle yaparak eline ne geçeceğini düşünüyorsun sen.
Ben sadece seninle konuşmak istemiştim. Yani asla böyle olsun istemiyordum. Ama bana başka seçenek bırakmadın ki. Biliyorum. Yani Çınar seni bir şekilde evlenmeye mahkum etti. Sen ondan boşanacaktın. Ama tehditler sonrasında vazgeçtin. Deniz biliyorum. Biliyorum. Korktuğun için inkar ettiğini de biliyorum. O konak senin için hapishaneden farksız. Bir daha orada zulüm görmene izin vermeyeceğim bir tanem. Ya Serdar. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Deniz. Bak gerçekten ayıp ediyorsun. Seni o cehennemden kurtaran bana böyle mi teşekkür ediyorsun ha? Serdar sen beni hiçbir şeyden kurtarmadın. Ben Çınar'la mutluydum zaten. Ya Deniz güldürme beni. Ya biri seni duyacak diye bu şekilde konuşmana gerek yok bir tanem. Burada hiçbir koca bey seni bulamaz. Hiçbiri seni bulamaz. Çınar'dan korkman hiç gerek yok. Eğer o sana yaklaşmaya kalkarsa karşısında beni bulacak, beni. Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun Serdar? Deniz, anlamıyor musun bir tanem? Özgürsün artık, özgür. Artık sevmediğin bir insanın yanında yatıp kalkmak zorunda değilsin. Hem bak, her şeyi ayarladım. Avukatıma bahsettim. O bizim için her şeyi ayarlayacak, tamam mı? Bana güven. Serdar, sen delirmişsin, farkındasın değil mi bunun? Hastasın sen, biliyorsun değil mi? Hastasın sen, sen takıntılısın, farkındasın değil mi? Ben Çınar'ı seviyorum. Anla artık bunu. Ben Çınar'la mutluyum Serdar, anla artık bunu. Ben Çınar'dan ayrılmayacağım. Ben Çınar'ı severek evlendim Serdar. Sen bizi ayıramayacaksın. Çok acı. Çok acı Deniz. Bunlar senin gerçek hislerin değil ya. Sen göremiyor musun bunu? Sen ne olmuşsun biliyor musun? Neydi onun ismi? Stockholm sendromu. Kendisine kaçıran, o adama aşık olan kurbanlardan bir tanesisin. Ruh hastası. Beni sen kaçırdın. Beni Çınar kaçırmadı Serdar. Sen kaçırdın beni. Ah be Deniz. Ah be Deniz. Bu herif seni ne hale getirmiş. Ama merak etme bir tanem. Ben de yanındayım. Seni iyileştireceğim. Söz veriyorum. Seni en iyi doktorlara götüreceğim. Sen bana bunu nasıl yaparsın Deniz? Ben senin için bu kadar çok şey yaparken sen bunu bana nasıl yapıyorsun? Yazıklar olsun sana. Sana yazıklar olsun. Hediyeye de her şeye de yazıklar olsun. Efendim? Aşkım, affet beni lütfen. Hem seni çok özledim, inan bana. Bunun için mi aradın Ela? Gelemem. Aşkım dur, kapatma. Ya bak, biliyorum çok kızgınsın, o yüzden böyle davranıyorsun. Ben de bir hata yaptım, çok pişmanım. Bak, hem bana bir şans daha verirsen elimden geleni yaparım bunu düzeltmek için. Hem inat etme sevgilim, sen de beni özledin. Bensiz yapamazsın. Ela kapatmam lazım, çok işim var. Kahretsin ya. Böyle bitmeyecek. Seni kaybedemem. Ay elimize sağlık, ne güzel olmuş değil mi? Kızım ya zahmet olmazsa bugün teslimatı sen yapabilir misin? Ben de vakit kaybetmeden diğer siparişlere başlayayım. Tamam anneciğim. Hem sen de biraz hava almış olursun. Enerjin değişir. Tabii sıkıldın mahalle tersiyle çalışmaktan. Aa, o nasıl söz anne? Takılıyorum kızım. Aa, hep küçük olanlar kalmış. Ha bir tane elbise olsa tamam da bu kadar elbiseyi nasıl sığdırayım ben ona? Ne yapsak? Aa, Deniz'in bugün getirdiği bavulu kullansak. Ben bir Deniz'i arayıp sorayım da eğer... İşi yoksa valla onunla teslim edersin bugün.
Aysel anne. Ah oğlum. Deniz meşgul herhalde. Yok anne, bilmiyorum. Ben de şimdi geldim eve. Ha, ben şey soracaktım. Deniz bugün bana bir bavul bıraktı. Nasıl yani? Deniz bavulu sana mı bıraktı? Evet, senin haberin yok herhalde. Bu evsizler için dağıtılacak kıyafetleri getirmişti. Evsizler mi? Evet oğlum. Yani eğer bavulla işi yoksa ben bugün teslimatı o bavulla yapacaktım. Bir dakika anne, yani Deniz geldi, bavulu sana bıraktı ve sonra çıkıp gitti mi? Evet dedim ya oğlum. Çınar, bir sorun yok değil mi? Yok anneciğim, yok. Ne sorunu? Tamam o zaman, sen Deniz'e iletirsin. İşi bitince arasın beni, olur mu oğlum? Tamam anneciğim. Tamam, ben iletirim. Görüşürüz. Görüşürüz. Hala akıllanmadın Çınar. Deniz'e güvenmen için illa bir şey mi olması gerekiyor? İyi de Deniz Aysel annenin yanına gittiyse niye şimdiye kadar dönmedi? Deniz mutlaka dönerdi şimdiye kadar. Serdar! Ne işin var burada? Asıl senin ne işin var burada? Burası benim evim. Annemi bırakmıştım. İçeriden çıkmasını bekliyorum. Öyle mi? Ne kadar da hayırlı bir evlat. Eminim Nurhan teyze de öyle söyleyecektir. Çınar, senin benimle derdin ne? Asıl senin benimle derdin ne? Sen Deniz için geldin değil mi buraya? Diyelim ki Deniz için geldim. Ne yapacaksın? Serdar, burası benim babamın evi. Babamın evinde başka bir rezalet çıkmasını istemiyorum. O yüzden sus, uzatma. Bence sen bu tehditlerini bana değil, masum, korunmasız kadınlara sakla. Onlara daha çok işliyor. Lafını bil de konuş. Bilip de konuşuyorum Çınar. Deniz'e tehdit ettin değil mi? Ha? Nasıl korkuttun onu? O yüzden seninle boşanmaktan vazgeçti değil mi? Ne diyorsun lan sen? Serdar, defol git buradan. Gitmeyeceğim. Hem Deniz'le konuşmam gereken çok önemli bir mesele var. Serdar, ne söyleyeceksen bana söyleyeceksin. Karımın adını ağzına almayacaksın. Seninle konuşacak bir şeyim yok. Ben Deniz'le konuşacağım. Tabii işine gelirse. Serdar yeter. Bak, bundan sonra eğer Deniz'in yanına bir daha yaklaşırsam başına geleceklerden ben sorumlu değilim. Yerinde olsam Çınar, elimden geleni ardıma koymazdım biliyor musun? Bana bak. Çınar Bey, Çınar Bey, bir sorun mu var? İsterseniz polis arayabilirim. Polis mi? Gerek yok Murat. Serdar Bey zaten gidiyordu. Değil mi Serdar? Deniz'i bir şekilde göreceğim. Ve aramıza girmene asla izin vermeyeceğim. Değilsin. İç şu portakal suyunu, vitamini kaçacak. Bak Suzan, sevdiğin sandviçten hazırladı. İyi bir şeyler. Deniz'den haber yok değil mi hala? Yok herhalde. Anne, ya benim anlamadığım bir şey var. Kim neden kaçırmak istesin ki bizi? ne bileyim ben insan. Yani fidye için kaçırsalar, beni ne diye bıraktılar ki o zaman? Önemli olan senin benim yanımda olman. Yani gerisi umurumda değil. Hadi ya artık şunu. Anne, cidden sen beni nasıl buldun? Ya sen bana gerçekten çift filan mı taktın? Şaka yapılacak konu mu bu? Adamın biri aradı. Kızım burada, gel al dedi. Ben de geldim, aldım seni. Öldüm dirildim seni almaya gelirken. Deniz'e ne olacak peki şimdi? Esin, lütfen artık kapat şu konuyu. Kaçıranın derdi belli ki Deniz'di. Lütfen kurcalamayı bırak artık. Kimseye de bu konudan bahsetme. İnsanlar senin kurtulduğuna sevinmek yerine suçu senin üzerine atmaya kalkarlar.
Anladın mı beni? Kapat artık şu konuyu. Anne, belki Deniz bir daha hiç konağa dönmez. Belki de. Umarım dönmez. Bekleyip göreceğiz. Ha, tamam hadi bırakalım şu konuyu da. Ya artık şu sandviçini iç şunu. Nihayet fark etti yokluğuna. Bu adamı mı seviyorsun Deniz? Bu adamı mı seviyorsun? Bir tanem, kandırma kendini. Geride dur lütfen. Geride dur! Çınar! Çınar! Çınar, duyuyor musun beni? Sessiz ol bir tanem, lütfen biraz sessiz. Efendim Çınar. Ne istiyorsun? Neredesin sen? Senin bize ulaşamayacağın bir yer. Çınar! Çınar kurtar beni buradan lütfen! Çınar! Çınar lütfen! Çınar kurtar beni, olur yardım et! Deniz! Korkak herif. Ancak senin gibi fareler saklanır. Serdar, cehennemin dibine gitsen de bulacağım seni. Bak sen beni tehditle, şantajla korkuttun, Deniz'le karıştırdın galiba. Bana bak. Benim ne senden, ne de o arkasına sığdığın koca beyhanedanından korkum yok. Hatta benim seninle herhangi bir meselem bile yok. Bak, benim meselem Deniz'le ilgiliydi. Serdar, ne meselem varsa benimle çözeceksin demedim mi sana? Bana bak, hemen Deniz'i bırak çık karşıma. Yüz yüze konuşalım. Konuşacak bir şey yok Çınar. Benim tek derdim vardı. O da sevdiğim kadını o cehennemden kurtarmaktı. Yani koçum, seni alakadar eden hiçbir şey yok. Sen rahat ol. Bak, bundan sonra sakın Deniz'imi arama, tamam mı? O benimle ve çok mutlu. Seni bulduğumda öldür diye yalvaracaksın Serdar. Hadi eyvallah. Alo. Alo. Bunların denize yakın bir mekanı var mıydı? Hadi Çınar, hadi çalıştır kafanı, topla kafanı oğlum, hadi. Bu ikisi bütün gün Serdar Bey'leymiş. Serdar nerede? Ne işiniz vardı onunla? Bilmiyoruz Tekin Bey. Bize bir teslimat yapmamızı söyledi. Bana bakın. Benimle oyun oynamaya kalkmayın. Tozunuzu bulamazlar. Konuşsanıza lan! Serdar Bey bizi aradı. Bir iş var ama kimsenin haberi olmayacak dedi. Hikayeyi geç. Ne işiymiş bu? Deniz Koca Bey'i kaçırmamızı istedi. Ne? Siz de Serdar'ın sözünü dinleyip kaçırdınız kızı, öyle mi? Aptal herifler! Ulan bana haber vermeden nasıl böyle bir şey yaparsınız? Sizin kemiğinizi kim atıyor önünüze? Serdar mı? Ben atıyorum, ben! Ulan Serdar! Ulan Serdar! Bizi bitirmeden rahat etmeyeceksin. Neredeler şimdi? Şirketin kiralık depolarından birine götürdüm. Hangisi?
Hadi ya, niye bu kadar uzun sürdü? Veriyi buluttan çekiyor efendim, bitmek üzere. Bitti. Kaydı açıyorum. Aç hadi, aç çabuk. Dayan Deniz. Dayan sevgilim, kurtaracağım seni. Alçak herif. Ulan Serdar. Ulan Serdar. Deniz'i kaçırmak neymiş, göstereceğim ben sana. Çınar neredesin? Gel kurtar beni ne olur. Bir tanem. Aşkım ağlıyor musun? Bir tanem. Ne olur ağlama. Bak sana yalvarıyorum, ağlama. Ya ben senin bir damla gözyaşın için dünyaları yakarım. Sırf o adam için ağlıyorsun değil mi? Bir tanem, o adam seni sevmiyor bile. Bak sana söz veriyorum. Senin bütün yaralarını iyileştireceğim. Bana bu kadar çok değer veriyor musun cidden? O nasıl soru ya? Ya ben senin için dünyaları yakarım diyorum. Senin mutluluğun için benim canım feda Deniz. O zaman bırak beni, gideyim Serdar lütfen. Ya ben seni kendi ellerimle o cehenneme göndereceğim, öyle mi? Ne diyorsun sen Deniz? Sen benimsin Deniz. Seni başka kimsenin benden almasına izin vermeyeceğim bir tanem. Ama ne olur ağlama artık lütfen. Hadi hadi ama. Evet ya. Heh, geldi Mert Bey. Geldi. Şimdi biraz ileri saralım. Tamamdır Mert Bey. 5 ve 6 arasına bakacağız. Tamam. Bir dakika ya. Bir geri gel. Neden 5 ve 6 arasında kayıtlar yok? Ben de anlamadım efendim. Yoklar. Nasıl yoklar ya? Biz de görüyoruz olmadığını. Nerede görüntüler? Bilmiyorum Sinem Hanım. Bir dakika, bir dakika. Buraya senden başka biri giriyor mu? Kimse efendim. Nerede bu görüntüler? İşte burada. Bitti bu iş. Aklımı kaçıracağım ya. Abi, madem senden başka hiç kimse girmiyor bu odaya, nerede bu kayıtlar? Bir yanlışlık olmalı efendim. Senin yaptığın en büyük yanlışlık bu kayıtların silinmesine sebep olman zaten. Bu kayıtların silinmesine resmen göz yummuşsun. Ben bir şey yapmadım Mert Bey. Senin hatan yüzünden ben Öykü'nün suçsuzluğunu kanıtlayamıyorum. Bu ne demek biliyor musun? Mert Bey, benim bir hatam yok. Ne yapacağım ben şimdi ya?
Deniz! Çınar! Çınar burada! Deniz! Deniz! Sevgilim. İyi misin karıcığım? Ha? Hoş geldin Çınar. Biz de seni bekliyorduk. İkile. Serdar. İndir o silah. Sakın yaklaşma. Yaklaşırsan seni vururum. Çınar. Sus! Çınar yapma ne olur tamam. Serdar yapma lütfen. Sen bırak lan! Çınar, Çınar tamam dikkat et ne olur Çınar dikkat et lütfen. Lan Çınar bırak lan şu silahı. Çınar tamam lütfen. Ben gideceğim seni lan. Çınar! 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 Yeter! Baba, ne işin var burada senin? Kes lan! İt! İyisin değil mi? İyiyim. İyiyim merak etme. Baba bak sen bu işe... Kes dedim. Konuşma. Gebertirim seni. Düş önüme. Gidiyoruz. Deniz'i almadan hiçbir yere gitmem baba. Bana bak Serdar. Öldürürüm lan seni. Ne yapacaksın ha? Sen babama dua et. Kes! Çınar. Çınar sakin ol. Bir daha karının adını ağzına almayacak. Baba. Serdar. Tek bir adım daha atarsan pişman ederim seni. Merak etmeyin. Serdar bir daha size yaklaşmayacak bile. O adama mı güveneceğiz? He? Bu mesele böyle kapanmayacak Serdar. Benim karıma yaşattıklarının cezasını çekeceksin. Çekecek Çınar. Yemin ediyorum çekecek. Ben çektireceğim. Bu yaptıkları yanına kar kalmayacak. Baba ne diyorsun sen? Lütfen güvenin bana. Şimdi elin adamına niye güvenelim diyorsunuzdur. Haklısınız. Hele ki Deniz kızımı kaçırıp buraya hapseden adamın babasına. Ama güvenin, ne olur. Deniz kızım, yaşadığın korkuyu geri alamam kızım. Ama affedin, Serdar bir daha yanınıza bile yaklaşmayacak, söz veriyorum. Çınar, ben çok yorgunum, gidebilir miyiz? Seninle görüşeceğiz Serdar. Mahkemede görüşeceğiz. Bu mevzu burada bitmeyecek. Baba sen ne yapıyorsun? Kes! İt. Ne demek lan? Adamın karısını kaçırmak ne demek lan? Sen canına mı susadın Serdar? Baba, onlar evli bile değil. Formaliteden evliler. Ya Deniz Çınar'ı sevmiyor bile. Onu konakta tutsak tutuyorlar, tutsak. Serdar yemin ederim, pert ederim seni. Delirtme beni bak. O yüzümü biliyorsun, görme. Ne oldu baba? Oğlunu mu öldüreceksin ha? Oğlunu mu öldüreceksin? Ben yapamam Serdar. Yapmam Serdar. Ben senin babanım. Ama Çınar yapar. Kafasız oğlum. Adamın karısını kaçırdı. Ne yapsa hakkı. Vay be baba. Vay be. Ne kıymetliymiş ya şu Çınar senin için. Elin oğlunu koruyorsun. Elin oğlunu. Ben senin oğlunum. Senin benim tarafımı tutman gerekmiyor mu ha? Senin tutulacak tarafın mı kaldı lan? Adamın karısını kaçırıp hapsediyorsun. Baba, Deniz'i ben hak ediyorum baba. Bugün gitmiş olabilir ama biliyorum ki Deniz beni sevecek. Onu gideceğim, Çınar'ın elinden kurtaracağım. Gerekirse Çınar'ı bile yaşatmam. Kuzenin lan senin o, kuzenin! Ne? Bunu bu kıt beynine sok. Benim kardeşimin oğlu Çınar. Öz ve öz yeğenim. Senin de amcanın oğlu. Şimdi anladın mı niye koruyorum onu? Şimdi anladın mı neden aranızda kalıyorum?
Hayatım, bak ağlama artık, geçti bitti. Bir de o adam sana zarar veremeyecek. Sana bir şey yapacak diye çok korktum Çınar. Korkma sevgilim. Bak hepsi geçti bitti, ben senin yanındayım artık. Bitti. Esin nerede? Siz onu nerede buldunuz? Esin mi? Esin'in bu konuyla ne alakası var? Esin de benimle birlikteydi. Serdar onu da kaçırmıştı. Yani nerede şu an? Dur bir dakika, dur bir sakin ol. Esin evde, Esin'in bir şeyi yok. Başına bir şey geldi sandım. Nasıl yani? Serdar seni kaçırırken Esin de mi vardı senin yanında? Evet. Biz Esin'le birlikte mahalledeydik. Annemin yanına gitmiştik. Sonra çıktık mahallede yürüyorduk, sohbet falan ediyorduk. Sonra bir anda o adamlar bize saldırdı. Zaten gerisini hatırlamıyorum. Bayılttılar herhalde ama Esin de benimleydi. Yani Serdar onu bırakmış olmalı. Sana hiç mi bir şey söylemedi? Yok, ben Esin'i görmedim. Ben bir arayayım Esin'i. Bitirdin mi canım? Suzan'a söyleyeyim mi alsın şunu? Aa, Çınar arıyor. Çınar seni neden arıyor ki? Deniz'le ilgili bir şey mi söyleyecek acaba? Ya anne, neden konuşma dedim bana? Kesin öğrendi gerçeği. Şimdi kızacak bana yine yalan söyledin diye. Tamam Esin, sakin ol. Aç şu telefonu. Hoparlörü al. Alo Çınar. Esin selam, neredesin? Evdeyim. Çınar ne oldu ki? Biz Deniz'le beraber geliyoruz da bir saate yanında oluruz. Deniz'i bulmuş. Deniz'le misiniz siz? Tamam, çok sevindim. Eve gelince konuşuruz o zaman, olur mu? Tamam, görüşürüz. Tamam, öptüm çok. Ya bir sürü ayrıntı soracaklar bana şimdi. Detaylı detaylı soracaklar işte. Ay tamam Esin. Ben de biliyorum soracağını. Bilmem beni kurtarmıyor ama anne. Bak Esin. Deniz'in kaçırılmasının haberin yok. Mahalleye birlikte gittiniz, gerisi yok. Hatırlamıyorsun. Anladın mı? Hiçbir şey mi hatırlamıyorum? Yalan değil, gerçekten hatırlamıyorsun. Bak, ben sana olayın nasıl olduğunu anlatıyorum. Dikkatle dinle beni. Çınar benim kuzenim mi? Evet, gerizekalı. Kuzenin. Ya baba, bu olamaz, imkansız. Hatırlamıyor musun? Çınar'ı Manisa'nın köyünden evlatlık olarak almışlardı. Fehmi öyle söylemişti. İşte bu yüzden sana hiçbir zaman tam olarak güvenemedim Serdar. Fehmi olacak hırt, öyle dedi diye işin doğrusu bu mu oluyor yani? İnsanlar yalan söyleyemez mi yani? Ya baba, bana çıkışıp durana kadar şu işi doğru düzgün anlatır mısın lütfen? Yordun Serdar, yordun. Sesini yükseltme bana. Hem suçlusun hem güçlü olmaya çalışma. Çınar Halit amcanın oğlu. DNA testine varıncaya kadar ispatladım. Ama işin bu kısmında senin sorgulayacağın bir şey yok Serdar. Sen yediğin bokun hesabını nasıl vereceksin onu düşün. Baba, ben bunu bilmiyordum. Bilmiyormuş gibi davranmaya devam edeceksin. Hiç kimse bilmeyecek. Sen, ben ve annen dışında. Hiç kimse bilmeyecek. Özgür? Özgür'e de söylemeyeceksin. Ve Serdar, sen Deniz'den ve Çınar'dan uzak duracaksın. Ya baba, ben bir şey yapmadım diyorum. Yaptın ulan, yaptın. Sen çok büyük bir şey yaptın. Adamın karısını kaçırdın. Estağfurullah. Yürü Serdar, yürü, gidiyoruz. Bir kızı elinde tutmayı beceremiyor. Aptal Serdar. Ay, açmıyor da. Fehmi baba, Deniz'in Serdar'la ne işi olduğunu sorgularsa, Deniz'e olan güveni kırılırsa, aile içi çatışmanın alasını yaşatırım onlara.
Deniz, daha iyi misin? Temiz hava almak iyi geldi. Ya Çınar, her an bir yerden Serdar çıkacakmış gibi hissediyorum. Nasıl bir his bu ya? Şş, Deniz, tamam sevgilim bak geçti. Merak etme. Sen? Evet aşkım benim, Serdar. Bebeğim. Çık şuradan. Uyandın mı bir tanem? Neredeyim ben ya? Aşkım burası benim evim. Benden kaçmana gerek yok bir tanem. Ben sana asla zarar vermem. Yaklaşma bana! Dokunma, benim ne işim var burada Serdar? Ben çok özür dilerim yani. Böyle bir an... Tamam. Tamam sevgilim bak her şey geride kaldı. Artık benim yanımdasın, güvendesin. Biliyorum. Ama güvende gibi hissetmiyorum kendimi. Bak istersen gidip emniyeti ifade edelim. Hem böylelikle kendini daha iyi hissedersin. Ha? Olur. Yani yapmamız gereken de bu zaten. Öyle. Hem bak Esin de bizimle beraber gelir. Olayın şahidi olarak ifade vermesi daha iyi olur bizim için. Çınar, hayır. Esin'i bu işe karıştırmayacağız. Kız zaten hiç alakası yokken saçma sapan olaylar yaşadı. Onu katmayacağız, tamam mı ikimiz? İkimiz gideceğiz sadece. Tamam. Tamam sevgilim, sen nasıl istiyorsan. Bir de... kimsenin haberi olmasını istemiyorum. Annem, benim baba. Şimdi boşu boşuna olay büyüyecek. Onlar da üzülecek. Aramızda kalsın olur mu? Aramızda kalsın. Sen yeter ki iyi ol da ben her şeye razıyım. Beni çağırmışsın. Güvenlik elemanını kovmuşsun. Evet, kovdum. Affedilmez bir hata yaptı. Bana sormadan öldü mü? Anneciğim, her adımımda senin kapını çalacağım diye bir şey yok. Affedilmez bir hata yaptı. Ben de gerekeni yaptım. Çok doğru. Hata yapana kovacaksın. Tıpkı öykü gibi. Öykünün bir suçu yoktu anne. Biri ona kumpas kurdu. O yüzden kamera kayıtlarını silmişler. Bu işin peşini bırak Mert. Bu mümkün değil anne. Öykünün başına bu işi aşanları bulacağım. Tek başıma kalsam da bulacağım. Sevgilim, güzelim benim. Daha iyi misin? Sanki olanları anlatırken tekrar yaşıyormuş gibi hissettim. Bitti. Bir daha bu konuları konuşmak zorunda kalmayacağız. Bitti. Serdar hak ettiği cezayı alacak değil mi? Alacak sevgilim. Sen hiç merak etme. O adamın hak ettiği cezayı alması için ben elimden geleni yapacağım. Yapacağını biliyorum. Hadi eve gidelim. Kızım nedir benimle konuşmak istediğin konu? Nasıl söylesem bilmiyorum babacığım. Lütfen çekinme söyle kızım. Konu Deniz'le ilgili. Deniz mi? Ne olmuş Deniz'e? Deniz bugün konaktan elinde bir bavulla çıkmış. Suzan görmüş, o söyledi. Anlasana Suzan ne gördüğünü. Fehmi Bey, ben ortalığı topluyordum. Elinde büyükçe bir bavulla çıkarken gördüm. Nereye gittiğini söylemedi mi? Yok, bir şey söylemedi. Öyle sessizce çıktı gitti. Ben de anlam veremedim. Allah Allah. Bu kız nereye gider ki? Tamam Suzan, çıkabilirsin. Peki efendim. Çok emin değilim baba ama... Deniz Serdar'la buluşmaya gitmiş. Ahu, sen ne söylüyorsun?
Çınar'la konuşmamdan ben öyle anladım. Çınar konaktan öyle bir çıkıp gitti ki çok sinirliydi. Yok, yok olmaz öyle şey. Deniz'in Serdar'la ne işi olabilir? Ben de anlamıyorum baba. Yani söylemeye de dilim varmıyor ama Deniz'in Serdar'la ne işi olabilir? Yani niye bir bavulla çıkıp gitsin ki? Niye ona gitmiş? Tamam, tamam abi. Konuyu kapat. Sinirim tepeme çıktı. Haklısınız baba. Çok tatsız bir konu. Suzan'a da söyle. Çınarlar dönünce önce bana gelsinler. Tamam baba. Ben hemen söyleyeyim. Kamera kayıtlarının silindiğini gördükten sonra artık %100 eminim ki bu işin arkasında biri var Öykü. Ama kim olduğunu bulamıyorum. Ya nasıl bulacaksın ki Mert? Şahit yok, ipucu yok. Ya oğlum da yok etmişler işte. Bak ne olur bırak artık. Demek ki benim moda evine dönme şansım kalmadı. Öyle söyleme Öykü. Ben bu işin peşini bırakmayacağım. Hele de o kayıtların silindiğini gördükten sonra daha da hırslandım. Ya dediğin gibi olsa ne fark eder? Ya diyelim ki bu işin arkasında biri var. Leyla Hanım sana inanmadıktan sonra ne fark eder ki? Ne yapacağımı bilmiyorum. Ama sana bu suçu atan şerefsiz cezasını çekecek. Ona eminim. Umarım dediğin gibi olur. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk Suzan abla. Çınar Bey, Fehmi Bey sizi salonda bekliyor. Ha, öyle mi? Evet. Merak etmiştir bizi. Hadi geçelim hayatım. Baba rahatsız olmayın lütfen. Geçin oturun. Geç hayatım. Lafı eğip bükmeden, dolandırmadan soracağım. Senin Serdar'la ne işin var? Kızım Serdar'la niçin görüştün? Cevap versene kızım. Ay dur kızım fazla kestin. Ay ziyan ettim ya. Kolu tekrar keseceğim mecbur. Neyse canım fazla kumaş var. Önemli değil. De senin neyin var onu söyle bana. Yok bir şeyim anne. Defile ertelendi diye mi bu kadar üzüldün? Yani sayılır. Şimdi o kadar uğraşmıştık ertelenince sıkıldım biraz. Al kızım benim ya sıkma canını. Yani hayırlısı de geç. Zaten öyle olur. Hayırlısı neyse o olur sonunda. Haklısın anne. Hadi neyse tamam. Gerisini ben hallederim. Sen git yarın işe gideceksin. Dinlen biraz. Anne. Ben birkaç günlüğüne izin aldım. Yarın işe gitmeyeceğim. Ya niye gerekti böyle bir şey? Yoruldum anne ya. Yani iyi de dinleneyim dedim. Yüzüm de birikmişti. Öykü, başka bir şey yok değil mi? Bak sonradan öğrenirsem bozuşuruz. Yok vallahi anne. Ne olabilir ki? İzni mi kullandın işte? İyi, hadi öyle olsun bakalım. Ben devam ederim, sen bırak. Tamam, ben de çizim yapayım. Bu kızda bir şey var ama... Hadi hayırlısı. Fehmi baba ben Serdar'la görüşmedim. Baba. Bununla ilgili bir şey soracaksan bana sor. Deniz'e değil. Deniz'in şu an kimseye bir şey anlatacak hali yok. Ben de şu an kimsenin Deniz'in üstüne gitmesine izin vermem. Hem de hiç kimsenin. Çınar tamam. Fehmi baba yanlış anlamış sanırım. Kızım. Doğru olanı söylesene o zaman. Serdar denen şerefsiz Deniz'i kaçırdı baba. Ne demek kaçırdı?
Aa, inanmıyorum. Bizi kaçıran Serdar mıymış? Emniyete gidip ifademizi verdik. En ağır cezayı çekecek bu adam, hiç merak etmeyin. İfade mi verdi? Serdar böyle bir şeyi nasıl yapar? Delirdi mi bu herif? Delirmiş. O Serdar denen ruh hastasının böyle bir şey yapacağını ben de tahmin etmiyordum. O adam psikopatın teki. Olmayan şeylere kendini inandırmış bir hasta. Çok tehlikeli biri. Baba, Deniz'in dinlenmesi gerekiyor. Biz odamıza geçelim. Kusura bakma kızım. Anlamadan, bilmeden sorular sordum. Özür dilerim. Önemli değil Fehmi baba. Ben sizin iyi niyetinizi biliyorum. Sizden tek bir şey rica ediyorum. Bir daha Deniz'in yanında böyle bir şey konuşmayalım. Tabii tabii. Ya, konuşmayız. Ya bu konu burada kapandı. Ağzımız mühürlü. Çok geçmiş olsun Deniz'ciğim. Müsaadenizle. Hadi siz çıkın dinlenin. Ay, Serdar da tam bir deli çıktı baba. Ya Deniz'i kaçırmak falan. Ne cesaret. Anlamıyorum kızım. Hiçbir şey anlamıyorum. İfadesinde Esin'den bahsetmiş midir ki? Serdar Yüksel. Benim. Deniz Kocabey'e zorla alıkoyduğunuz yönelik hakkınızda şikayet var. Bizimle emniyete kadar gelmeniz gerekiyor. İyi, gidelim. Ben de gidiyorum. Buyurun lütfen. Gel bakalım. Gel sevgilim. Sevgilim, güzelim benim. Bak gel sen şöyle uzan istersen. Uykum yok benim. E tamam otur o zaman. Hatta bak şöyle yapayım, sana ben yiyecek bir şeyler hazırlatayım. Açsın değil mi? Yok Çınar, iştahım da yok. Sonra yerim olur mu? E tamam o zaman içecek bir şeyler yaptırtayım. Hatta yanında bir atıştırmalık bir şey koyarız, aperatif. Çınar gerçekten canım istemiyor. Güzelim benim, canım sevgilim. Söyle ne istiyorsan onu yapayım ben senin için. Ben burada böyle seninle kalmak istiyorum. Ondan kolay mı var sevgilim? Sen burada hep benimlesin. Ya benim de gitmeye niyetim yok zaten. Seni de göndermem. Kaldık mı böyle beraber baş başa? Benim de istediğim bu zaten. Kalalım. Benim de öyle. Bir de şunlar olmasa? Efendim. Ben bugün gelemeyeceğimi söylemiştim zaten size. Tam Yalçın Bey haber verin. Ulaşamıyorsanız bir daha deneyin. Tamamdır, kolay gelsin. Sağ ol. Çınar belki önemli bir şeydir. Yok hayatım, yok önemli bir şey değil. Mavine de ulaşamamışlar, gitseydin. Hayatım evrak işleri falandır, boş ver. Önemli değil. Ben benim yüzümden işlerini aksatmanı istemiyorum. Deniz, sen merak etme. Halledilir bir şekilde. Dert etme böyle şeyleri. İyi, sen öyle diyorsun. Öyle diyorum tabii. Hem 40 yılda bir karım için işimi ekiyorum. Yani önemli mi yani bu? Hadi hadi Deniz. Şu üzerimizdekilerden kurtulalım. Olmadı ne oğlum, biz seni yapamadık ya. Düşünüyorum seni büyütürken biz nerede bir hata yaptık acaba? Nerede hata yaptık? Baba, büyütme Allah aşkına. Büyütme mi? Sen büyütme mi dedin? Dua et karakolun önündeyiz. Yoksa ben sana büyütmeyi gösterirdim. Lan düştüğümüz hale bak. Hale bak.
Karakollara düştük senin yüzünden. Hem de neden? Oğlum kız kaçırdı. Utanmadan konuşuyorsun bir de. Ben konuşmuyorum baba. Sen kendi kendine konuşuyorsun. Serdar biliyor musun? İnsanlar delirmeye yakın kendi kendilerine konuşmaya başlarlarmış. Benim de herhalde bir çeyreğim falan kaldı. Yürü arabaya, yürü arabaya. Başımın belası, yürü. Deyus. Tekin, görüşmemiz gerekiyor. Hemen bugün. Görüşelim. Görüşelim tabii. Saat kaçta, nerede? Hanım, siz de mi buradaydınız? Suzan'a bakmaya gelmiştim ama belki konuşmaya ihtiyacım vardır diye düşündüm. Teşekkür ederim. Geçti gitti ama. Evet, geçti gitti. Ama etkisi kolay geçmeyecektir. Esin odasından çıkmıyor. O kadar korkmuş ki. Bir de psikolojisi çok hassas Esin. Kolay sarsılır. Bu tip bir olaydan sağlam bir ruh haliyle çıkması mümkün değil. Eğer sen ifadende Esin'den bahsettiysen... Bahsetmedim. Esin'den bahsetmedim ifademde. Böyle bir olaydan kötü etkilenmesini istemem. O yüzden o yokmuş gibi verdim ifademi. İçiniz rahat olsun. Çok teşekkür ederim. Çok büyük bir iyilik yapmış oldun. Önemli değil. Doğru olanı yaptım. Ben odama gideyim. Serdar'a bak sen ya. Nasıl hiç çekinmeden bizi kaçırmaya cesaret etmiş. Tatlım. Anne. Sana bitki çayı getirdim. Ya iyi ki geldin. Ben işin içinden çıkamıyorum anne. Kendi kendimi yedim burada ya. Ne oldu? Benim tatlı kızımın canı niye sıkıldı? Söyle bakayım. Çınar'ın dediklerini duydum. Serdar kaçırmış bizi. Evet öyleymiş. Ya ben de inanamadım. Senin haberin yoktu yani. Hayır dedim ya Esin. Anlattım sana. Birileri aradı. Gel kızını al dedi. Ben de gelip aldım. Bildiğim bu. Belli ki Serdar'ın derdi Deniz'leymiş. Ya ne manyak çıktı o adam da. Resmen geldi mendille tutup kaçırdı bizi. Dağ başında mı yaşıyoruz biz? Benim de tepeme attırdı o Serdar. Şikayetçi olmuşlar zaten. Cezasını çekecek elbet. Ama çekmezse kendi ellerimle vereceğim cezasını. Anne sen niye veriyorsun ya? Hem ben gideceğim şikayetçi olacağım o pislikten zaten. Esin Kocabey'i bayıltıp kaçırtmak neymiş görsün bakalım. Öyle bir şey yapmayacaksın Esin. Niye ya? Hem Deniz'i değil sadece beni de kaçırdı anne farkındasın değil mi?
Belki cezasını da iki katına çıkarırlar. Kolay kolay çıkamaz içeriden. Senin vereceğin ifade alacağı cezayı değiştirmez. Ben söylemesem Deniz söyleyecek zaten. Ben konuştum Deniz'le. İfadesini senden bahsetmemiş. İlk defa akıllıca bir şey yapmış. Seni bu işe karıştırmanın bir faydası olmayacağını anlamış demek ki. Herkes de benim iyiliğimi düşünüyor zaten. İsin, doğru olan bu. Baban öğrenirse, elinden bir kaza çıkarsa ne yaparız? Bir de onu düşün. Çınar'ın Deniz için elinden bir kaza çıkmış mı anne? O kadar sevmiyor demek ki Deniz'i. Aman ben nereden bileyim İsin? Sevmiyordur değil mi? Şunu da sakinleş biraz. Bizim defile dergiye haber olmuş. Ne yazıyor? Ne yazacak işte? İptal olan defile hakkında skandal haber olarak söylemişler. Kötüleyip durmuşlar bizi. Yine kimin dedikodusunu yapıyorsunuz bakalım? Mudevi hakkında haber çıkmış. Leyla Hanım'ın başarısızlığı olarak söylemişler. Ha siz de dedikodusunu yapıyorsunuz öyle mi? İşinize bakmayıp internetten haberlere bakmaya devam ederseniz ne olur biliyor musunuz? Yakında bu kötülenen moda evinden kovulursunuz. Size bir tavsiye vereyim mi? Siz beni dinleyin, işinize bakın. Bakalım ne yazmışlar. Sağlam yermişler. Tekin, sen nasıl bir evlat yetiştirdin ha? O serserinin ne yaptığının farkında mısın? Yaptığı hiçbir şeyi onaylamıyorum. Onaylamıyorsun ha? Bu kadar basit. Onaylasaydın kim bilir neler yapacaktı öyle mi? Ben de sinirliyim. Hatta belki de senden daha da sinirli. Tekin, sen benden daha fazla nasıl sinirli olabilirsin? Anlamıyor musun? Oğlun gelinimi kaçırdı. Oğlumun karısını kaçırdı. Bu ne demek biliyor musun? Farkında mısın? Tekin, konuşsana. Konuşacağım. Konuşacağım. Ama önce şunu söyleyeyim. Çınar senin oğlun değil. Çınar'ın benim öz oğlumdan hiçbir farkı yok. Çınar benim yeğenim. Bu da kanıtı. Şimdi sen söyle bakalım. Doğruluk, dürüstlük, iyilik timsali Fehmi Koca Bey. Bu ne demek bu? Ha? Leyla Hanım şuna bir bakar mısınız? Ne oldu Fehmi Bey? Oğlum oğlum diye bağırıyordun az önce. Nutkun mu tutuldu? İşte böyle bir kağıt parçası susturur seni. Şimdi sen susacaksın, ben konuşacağım. Çınar benim yeğenim. Yıllarca benden sakladığın yeğenim o. Bu gerçeği herkesin öğrenmesini ister misin? Hı? Yediğin haltları bir bir dökeyim mi ortaya? Çınar, Halit'in oğlu, benim kanımdan senin hiçbir şeyin değil. Çınar benim oğlum. Bu kağıt parçasıyla, bu raporla ortalığı bir süre karıştırabilirsin ama bir gerçeği değiştiremezsin.
Çınar'ın benim oğlum olduğu gerçeğini. Ben pek öyle düşünmüyorum. Çınar yüksek ihtimalle bunu öğrendiğinde seni affetmeyecektir. Kopacaksınız. Yediğin haltları bir bir öğrenecek sonra. Ama dersen ki anlaşalım, bir orta yol bulunur elbette. Deniz, Serdar'dan şikayetçi olmaktan vazgeçecek. O zaman susarım. Ha dersen ki adalet illa da yerini bulsun, o zaman Çınar'ın bu gerçekleri öğreneceğini garanti ederim sana. Sen düşün bunu Fendi Koca Bey. Haber bekliyorum senden. Benim güzel kızım müsait mi acaba? Babacığım. Gelsene. Senin neyin var? Üzgün görünüyorsun sen. Canım benim. Benimle konuşabilirsin. Söyle ne oldu? Annenle mi tartıştınız? Baba. Heh. Ben... Yalçın, erkencisin bugün. Evet hayatım, işim erken bitti. Ay, keşke her gün böyle olsa. Birbirimize daha çok vakit ayırabiliriz. Ben de çok yoruldum böyle çalışmaktan. Şu üstüm bir değişeyim ben. Tatlım, ne zaman istersen benimle konuşabilirsin, tamam mı? Söylemen yeter. Tamam babacığım. Babana kaçırılma olayından söz etmeyeceksin. Anlaştık mı? Tamam anne. İtibar Ramazan ayaklar altında. Anneciğim ben bunu okudum zaten biliyorum. Ama ne yapayım? Yani haberimi kaldırtayım ne yapayım? Benim tarafımda olmanı istiyorum. Anneciğim ben taraf maraf tutmuyorum. Ben sadece gerçeğin ortaya çıkmasını istiyorum. O kadar. Yeter Mert. Hala öyküyü savunuyorsun. Anne, ne olur sakinleş artık. Öykünün bu olanlarla... Mert, çık dışarı. Öyküden başka bir şey demiyorsun. Hayatım, Esin'in nesi var? Canı sıkkın gibiydi. Ya hiçbir şey yok hayatım. Sana öyle gelmiştir. Yok, bir durgundu. Ay hayatım, Esin bilmiyor musun? Yani sevdiği elbisenin bedenini bulamayınca da kıyametleri koparıyor. Yani haklısın. Benden kaçmak o kadar kolay değil Yatuk Bey. Ben ondan uyarımı yapayım da. Konağın önündeyim. Mesaj kimden hayatım? Bir gerildin sanki. Gerilmedim de keyfim kaçtı holdingden. Gün bitmeden imzalamam gereken evraklar varmış. Bu saate kadar niye beklemişler ki bir imza için? El mahkum gideceğiz işte. Neyse ben gideyim. Ben seni uğrayayım. Aşkım sen hiç zahmet etme ben bir koş gidip geleyim.
Mert! Nereye gidiyorsun? Sana hesap mı vereceğim Sinem? Gidiyorum işte. Yok, iyi görünmüyorsun diye sormuştum. Öykü'ye gidiyorum Sinem, Öykü'ye. Öykü'ye gidiyormuş. Niye gidiyorsun görelim bakalım. Sen ne halt ediyorsun orada? Seni bekliyordum sevgilim. Çok özledim. Saçmalama. Şu yaptığın iş mi? Burada biri bizi görse ne anlatacağız, ha? Artık benden kaçmaya çalıştığını düşünüyorum. Ya yapma, dur. Ne yapmayayım aşkım? Böyle mi yapayım? Sen gel bakayım, biz bir konuşalım seninle. Tamam, çekiştirme. Geliyorum. Gelebilir miyim? Gelesin. Senle de baş başa konuşamadık. Yani kader arkadaşı sayılır sonuçta. Haklısın. Birlikte zor bir badire atlattık. Nasılsın peki şimdi? İyi olmaya çalışıyorum. Unutmaya çalışıyorum. Sen? Ben hiç iyi değilim Deniz. Yani doğru düzgün hiçbir şey hatırlamıyorum ki. Esin, ben sana ne olduğunu bilmiyorum. Yani ben kendime geldiğimde sen yanımda yoktun. Ben de en son senle mahallede olduğumuzu hatırlıyorum zaten. Sonra uyandım, sen yoktun. Yani kimse yoktu. Yalnızdım. Etrafıma baktım ama seni bulamadım. Evdesin sandım. Peki kendine geldiğinde neredeydin? Şey, hatırlamıyorum ki. Yani eve gelişimi bile hayal meyal hatırlıyorum. Eve gelince de bayılmışım zaten. Annem öyle bulmuş beni. Kusum benim. Sen de neler yaşadın. O Serdar'ı bir bulursam var ya, lime lime edeceğim onu. Elime geçsin, bir kaşık suda boğacağım o salağı. Esin, tamam. Onun hakkında konuşmayalım, olur mu? Pardon ya. Sen de kötü hissediyorsun değil mi kendini ondan bahsettiğimizde? Tamam o zaman, başka şeylerden bahsedelim. Mesela tekvandoya mı yazılsak birlikte? Ya da kickbox da olur yani. Hem forma gireriz hem de öz savunma yani sonuçta. Olur. Leyla Hanım da beni mod evinde görmek istemiyor haklı olarak. Çok sevimsiz olmuş bu. Belki Leyla Hanım zamanla yumuşar. Birazcık tanıdıysam yumuşamaz. Ya da bugün kadını yerden yere haberler çıktı dergide. Sen olsan yumuşar mıydın? Ya bilmiyorum ama belli ki sen yapmamışsın. Ortada büyük bir yanlış anlaşılma var. Ben Leyla Hanım'ın yerinde olsam doğru düzgün araştırmadan kimse işten kovmazdım. Sen çok iyi birisin. Ama Leyla Hanım'sa sert bir patron. Ya Selma, onu boşverdi. Ben bunu anneme nasıl söyleyeceğim? Nasılını bilmem ama en yakın zamanda söylersen iyi edersin. Yani senden duyması en doğrusu. Ya duysun duymasın ama duyunca da üzülecek. Tekrar hastalanırsa diye korkuyorum. Ama senin bir suçun yok ki. Biliyorum. Mert arıyor. Açsana hadi. Uyku aç. Hadi aç ya. Heh, alo. Efendim Mert. Öykü, buluşalım. Seninle buluşmaya ihtiyacım var. Bugün buluşmasak. Kendimi iyi hissetmiyorum. Ya saçmalama Öykü, buluşsana çocukla. Tamam o zaman, birazdan çıkarım. Tamam o zaman, her zamanki parkta görüşelim, tamam mı?
Anneciğim, biz biraz yürümeye dışarı çıkıyoruz. Çok geç kalmam olur mu? Tamam kızım. Selmacığım evdekilere selam söyle. Söylerim Aysel teyze. Görüşürüz. Görüşürüz. Geç içeri, geç, geç. Aşkım geldik. Otur şuraya, otur. Sen nasıl deli bir kadınsın sen ya, ha? Konağa nasıl gelirsin sen ya? Ya geldim aşkım ya, ama... Ya Ahu görseydi, ha? Babam görseydi, babam. Esin, kızım görseydi... Ben kime ne anlatacaktım? Görmedi ki. O babam var ya babam, beni kapının önüne koyardı. Sen beni soktuğun riskin farkında mısın ya? Babanla ne alakası var bu durumun? Farkında değilsin. Çünkü umursamıyorsun, umurunda değil. Niye olsun? Sana bir yalçın gelir, bir yalçın gider değil mi? Hatta daha zenginli. Olanlara inanamıyorum Mert. Ya birkaç önce... Siz ne üstüne düştünüz kızım? Hasta değil ki. Öyle değil mi Deniz? Senin yüzünü dahi görmeyeceksin. Yakınından bile geçmeyeceksin. Deniz, hayatım iyi misin? Esin, Esin kızım. Hadi aç gözünü. Ahan, ben sizi gördüm. Oradaydınız. Benim kaçırıldığım yerdeydiniz. Ahu, Deniz'in söyledikleri doğru mu? Sen ne ima etmeye çalışıyorsun Deniz? Utanmasan Serdar'la işbirliği yaptığımı söyleyeceksin. Hayır hanım, siz beni yanlış anladınız. Yanlış mı anladığım yok Deniz. Sen beni haksız yere suçluyorsun. Ya Esin orada baygın halde yatarken, bir anne olarak evladının canının derdine düşmüşken sen mi gelecektin aklıma? Bana destek olmanız gerekirken senin yaptığın davranışa bak. Leyla Hanım arıyor. Efendim Leyla Hanım. Aysel Hanım iyi günler. İyi günler, nasılsınız? İyiyim, demek isterdim. Üzmeyin kendinizi Leyla Hanım, Öykü'ye de söyledim. Geç olsun güç olmasın. Önemli olan bu. Konuşmamız lazım. Ofise gelir misiniz? Tabii gelirim. Yani yarım saate orada olurum. Bekliyorum. Neyse. Önemli değil. Hadi geçelim hayatım. Müsaadenizle. Yapma kızım. Bu ne? Yine bir sürü işe yaramaz evrak. İşten çıkartma belgesini. Baba, hoş geldin. Hiç de hoş gelmedim Öykü. Bu ne böyle, işten mi çıkartıldın sen? Bu belgenin eve gelmemesi lazımdı. Kızım, sen şimdi bırak bu belgeyi belgeyi falan da... Ne oldu, işten mi kovdular seni? Baba, benim bir suçum yok gerçekten. Elbiseler bir anda ortadan kayboldu, ben de anlamadım. O yüzden mi olmadı o defile? Evet. Beceremedim. Bu kadar büyük bir sorumluluğu almamalıydım. 3 günlük modacıyım baba ben. Birkaç çizimin beğenildi diye her şeyi hallederim. Her şeyin üzerinden gelirim sandım ama olmadı işte. Yapamadım, her şeyi mahvettim baba. Şişt. Ya bakayım sen buraya gel. Sen mi kaybettin o elbiseleri? Ya baba yemin ederim ben bir şey yapmadım ya. Ne olur inan bana. Kızım, sen benim kızımsın.
Ben senin yapmadığına eminim tabii ki. Bu yüzden kendini suçlamana gerek yok. Herkes hata yapabilir. Önemli olan hatalardan ders çıkartmaktır. Tekrar etmemektir, tamam mı? Artık bir işim olmadığına göre hata da yapamam zaten. Merak etme. Sen daha gençsin. Ne işler bulursun? Merhaba Leyla Hanım. Ben size küçük bir hediye... Bu ne rahatlık Aysel Hanım? Defilem kiziniz yüzden iptal oldu. Siz ne diyorsunuz Leyla Hanım? Öykü'yle ne alakası var? Öykü defilenin en önemli tasarımlarına çaldı. Leyla Hanım siz ne dediğinizin farkında mısınız? Siz Öykü'ye hırsız mı diyorsunuz? Kızınız yüzden hem para hem itibar kaybettim. Zararı o diyecek misiniz? Sınırı aşıyorsunuz Leyla Hanım. Zararınız varsa karşılarız. Ama şunu bilin ki Öykü asla böyle bir şey yapmaz. Kızınız yalancı. İşten kovulduğunu söylememiş size. Ne? Harika kokular geliyor. Sen... Bir adamın nerede, nasıl mutlu edeceğini çok iyi biliyorsun Eda. Doymadın mı da? Sana doymak mümkün mü? Dur. Şimdilik bununla yetineceksiniz Yalçın Bey. Hem biraz enerji toparlamamız lazım. Bütün gün benim. Bırakmam seni. Nasıl, beğendin mi? Enfes. Tıpkı senin gibi. Aşkım önce bir dur. Yemek yiyelim. Hayatım, bırak şimdi yemeği falan. Beğenmedin mi yoksa? Beğenmemek mi? Hayatımda yediğim en iyi spagettiydi. Sen muhteşem bir kadınsın. Ahu'nu yaptığından bile mi? Ahu hiçbir konuda senin eline su dökemez. Sen inanılmazsın. Harikalar diyarına hoş geldin o zaman sevgilim. Sana muhteşem sürprizlerim olacak. Hadi. Kalanları al, çatalları al. Evet. Baktım benim sevgilimin sinirleri bozuk. İnternetten şöyle kısa bir araştırma yaptım. Dedim ki sinirleri bozuk olan insana ne iyi gelir? Bir baktım ki Melisa Şen'in iyi geldiğini gördüm. Ama tabii her zaman olduğu gibi Melisa Şen'i demlemeyi başaramadım. O yüzden sana güzel bir kahve yaptım. Suzan abladan rica etseydin.
O zaman kendi ellerimle yapmış sayılmam değil mi? Yoksa sen benim kaldığımı beğenmiyor musun? Ben bugün hiç konuşmayayım en iyisi. Baksana herkes yanlış anlıyor. Deniz. Kahvemi içmezsen gerçekten yanlış anlayacağım ama. Ah. Teşekkür ederim. İyi geldin. Biliyor musun? Yalan söylemeyi hiç beceremiyorsun. Ne oldu, iyi misin? Çınar, ben Ahu Hanım'ı çok kırdım ya. Yani bilerek yapmadım aslında. Onu suçlamak da istemedim ama suçluyor gibi oldum. Böyle bir anda çıkıverdi ağzından. Neden böyle bir şey yaptım onu da bilmiyorum. Çok ayıp oldu ona. Hayatım. Bak, bu büyütülecek bir şey değil. Hem sen yanlış bir şey yapmadın. Sen çok ciddi bir travma yaşıyorsun. Bu normal bir olay değil Deniz. Kafanın karışması çok normal. Merak etme. Ahu yengem düşündüğünde anlayacaktır seni. Tamam? Teşekkür ederim sevgilim. İyi ki yanımdasın. İyi ki sen de benim yanımdasın. Sevgilim. Ben biraz içeri geçeyim. Sen de burada dinlen biraz. Tamam. Çınar. Gitme sen. Yani yanımda kalsan. Göğsüne yatıp uyusam. Olmaz mı? Olur. Olur tabii. Hadi geç bakalım. Gel bakalım. Rahat mı? Çok. Hadi sevgilim, uyu biraz dinlen, olur mu? Çınar. Hı? Benim uykum yok. Ben burada böyle yatıp kitap okusam olur mu? Olur. Anneciğim. Nerede kaldın? Haber de vermedin, merak ettim seni. Sen izinli olduğun için işe gitmedin öyle mi? Evet. Leyla Hanım kadar tanıyamamışım kızımı. Tüh bana. Anneciğim, anlamıyorum. Bırak numara yapmayı Öykü. Bari bana yalan söyleme. İşten kovulmuşsun kızım. Niye susuyorsun Öykü? Ya nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Elbise çalmak ne demek? Ben hiçbir şey çalmadım anne. İftira attılar bana. Ya sana kim niye iftira atsın? Çabuk nereye sakladıysan çıkar o elbiseleri, götür sahibine ver. Anne, sen bana nasıl böyle bir şey söylersin? Hırsız değilim ben. Böyle üste çıkarak kurtulamazsın Öykü. Ya hadi, sana iftira attılar. Sen niye gelip bana doğruyu anlatmıyorsun kızım? Önce ablan, sonra sen. Ben size hiç güvenemeyecek miyim? Anneciğim, bak ne olur inan bana. Ben sen üzülme. Öykü, sakın bana sen hastasın o yüzden sana söylemedim falan diye bahaneler sıralama. Ama anne. Öykü tamam, odana git.
Seni gözüm görmesin. Bak elimden bir kaza çıkacak yoksa. Anne! 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 Anne uyan! Anne! 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 Anne uyan! Arada Fehim babanın hatır olmasa ben seni bir kaşık suda boğarım Serdar. Sen Fehim babaya dua et. Çınar senin oğlun değil. Çınar benim yeğenim. Fehim'i bak takdir aldım. Sahi mi? Güzel oğlum. Sen bununla dünyaya gezelim Fehim'i baba. Yok öyle uzaklara gitmek yok. Ben sensiz ne yaparım sonra? Özlerim seni. Tamam tamam büyüyünce giderim. Gel evladım geç otur. Evladım, seninle hep gurur duydum. Bu dünyadaki en büyük şanslarımdan biri sensin. Baba bir sorun mu var? Bu konuşmayı yapmak benim için fevkalade zor. Onun için senden rica ediyorum. Sözümü kesmeden beni dinle. Tabii tabii baba. Elimden geldiğince ben bu aileye babalık yapmaya çalıştım. Bu son olan olayları engelleyemediğim için gerçekten çok üzgünüm. Kendimi affetmiyorum. Allah korusun Deniz kızımın başına çok daha kötü şeyler gelebilirdi. Kendimi affetmeyeceğim. Bu dünyadaki en büyük zenginliğim benim ailem. Sizlerin başına bir şey gelmesini engellemek benim boynumun borcu. Ama şimdi senin yardımına ihtiyacım var. Söylemen yeterli baba. Ne yapmam gerekiyorsa seve seve yaparım. Deniz'de Esen'in başına gelenler duyulursa bizi çok daha kötü şeyler bekliyor. Milletin ağzı torba değil ki büzesin. Ha? Niye Esen'in nedenini karıştırıp duracaklar, basının diline düşeceğiz. Deniz'in şikayetinden vazgeçmesini istiyorum. Sen benim babamsın. Ben sana her zaman saygı duyuyorum, sana minnet duyuyorum. Ama benden böyle bir şey isteme. Serdar yaptıklarının cezasını çekmek zorunda baba. Ben bunu yasal yollarla yapmayı kabul ettim. Çünkü ailemi düşündüm. Yoksa ben bu meseleyi kendim tek başıma da çözerdim. Ama bu hiç kimse için iyi olmaz. Oğlum öfken de haklısın. Ben de en az senin kadar öfkeliyim. Ama bu dediklerimi lütfen unutma. Serdar en fazla kısa bir süre hapse girip çıkar ama Koca Bey ailesi çok daha ağır bedeller ödemek zorunda kalabilir evlat. Yok baba. Olmaz. Ben bunu kabul etmiyorum. Bu meseleyi ne sen söyledin ne de ben duydum. Bunu hiç konuşmamış sayalım. Müsaadenle. Benim işe gitmem gerekiyor. Öykü. Baba. Ne oldu kızım? Annem uyanmıyor baba. Kızım annenin çantasını al hemen. Hemen gitmemiz lazım hadi. Tamam. Şunlar. Sen? Evet aşkım benim Serdar. Bebeğim. Şuradan. Aşkım uyandın mı bir tanem? Neredeyim ben ya? Aşkım burası benim evim. Benden kaçmana gerek yok bir tanem. Ben sana asla zarar vermem. Yaklaşma bana! Dokunma benim ne işim var burada Serdar? Deniz bir tanem sakin olur musun? Bir sıkıntı yok. Bak konuşmak için buraya geldik. Serdar yaklaşma dedim sana. Uzak dur benden. Artık Çınar yok. Artık ben varım Deniz. Lütfen benden kaçma. Çınar! Çınar kurtar beni buradan lütfen! Çınar! Çınar lütfen! Çınar! Deniz?
Ne oldu, iyi misin sen? Ben Serdar'ı gördüm yani. Kabus gibiydi Esin. Çok korktum. Tamam Deniz, tamam. Bak geçti. Konaktayız, beraberiz. Güvendesin, tamam. Yanındayım ben sana. Esin, Deniz ne oluyor burada? Anne, Deniz kabus görmüş. Pisliği. Geçti gitti. Büyütmeyin bu kadar. Hem sen niye odanda değilsin? Hadi çık dinlen biraz. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Deniz'cim, sen de aklını başını toplayana kadar odandan çıkmasan iyi olur. Anlıyorum, kötü bir olay geçirdin ama böyle yaparak Esin'i de çok etkiliyorsun. Yapma bunu. Haklısınız. Yani ben sizi de zor durumda bırakmak istemezdim. Özür dilerim. Olur böyle şeyler. Olayın etkisiyle kafan karışır tabii ama... Yani ben hani sen dinlen diye diyorum. Yani aslında ben... Nasıl olmadığıma dua edin siz. Yahu kız bir hata yapmış. Hatasını anlamış. Bir daha da yapmayacak. Öyle değil mi kızım? Dur açma. Bana ver. Ver. Bak bu rezillikten kimsenin, özellikle de Deniz'in haberi olmayacak. Tamam mı? Bir de o üzülmesin. Efendim kızım. Anneciğim, nasılsın? İyiyim kızım, sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim ben de anneciğim. Özledim, bir sesinizi duyayım dedim. Ama sesin pek iyi gelmiyor. Yok anneciğim, iyiyim dedim ya. Öyle bir sesinizi duymak için aradım. Nasıl gidiyor? İşler nasıl? Kendini çok yormuyorsun değil mi? İşler yoğun çok şükür ama merak etme, yormuyorum kendimi. Selma da yardım edecek sağ olsun. Aç aç hoparlörü, ben de konuşacağım kızımla. Dur kızım, baban da konuşmak istiyor. Deniz, kızım, nasılsın? Çok özlettin be kızım kendini, arayı bu kadar açma. Al damadımıza gel. İyiyim babacığım. Özletmem tabii, geliriz. Gel kızım gel. Gel de belki senin sayende biz de dolmalardan falan yeriz. Sen evlendiğinden beri bize hiç dolma falan yapmadı bu. Ya kıyamam ben size. Tamam babacığım, gelirim. Aşk olsun anne ya. Neden babamla kardeşime dolma yapmıyorsun? Zulmediyorsun resmen onlara. Yok kızım. Asıl onlar bana eziyet ediyorlar ya. Neyse. Yok kızım yok. Bak bu zalim annen sen gittiğin beri hiç yapmadı bize. Siz gelin, belki sizin hatırınıza yapar. Al damadımı da gel, bekliyorum kızım. Tamam babacığım, gelirim. Kızım sen bakma babana. Yedikleri önlerinde, yemedikleri arkalarında. Ah, hava çok güzel. Tekin. Hı. Bu ne hal, ne oldu? Senin üstün zekalı oğlun Deniz'i kaçırdı. Hapse girecek. Ne? Oh. Şifa olsun. Öykü eczane git, ilaçlar almaya. Canım bir şey istiyor mu? Gereken bana uğrasın. Mandalina, portakal falan bir şeyler alsın ha? Yok yok canım, bir şey istemiyor. Aa. Sen kestane seversin. Dur alayım da kestane ağzımdan. Sevki istemiyorum bir şey. Allah aşkına, iştah mı kaldı bende? Ya sen de çok üzüyorsun be karım kendini. Bak çekilmiş işte kız söylemeye. Ya Şevki, ben de ona üzülüyorum ya. Benim kızlarım benden neden bu kadar çekiliyor ya? Ben nerede yanlış yaptım? Aysel, karıcığım. Bak, sen bu dünyadaki en iyi annesin. Kızların senden çekindikleri falan yok. Sen üzülme diye yapıyorlar bunu. Hem tamam doğru yapmıyorlar. Ama biz de hatalar yapıyoruz, öyle değil mi? Önemli olan senin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da onların yanında olman. Unutma karıcığım. Bizim ailemizin direği sensin. Sen böyle üzülüp kahrolursan ya biz ne yaparız ya? Ben iyiyim Şevki, merak etme.